Fuar nasıl geçiyor? Kısaca bir değerlendirir misiniz? Yani özellikle son cuma, cumartesi gayet güzeldi bizim açımızdan. Ama geçen seneki fuarı aratır bir görüntü vardı. Özellikle kurumuyla alakalı bir karmaşıklık vardı kanaatindeyim. Çünkü gelen insanlar, gelen ziyaretçiler firmaları bulamadılar. Karışık bir plan, karışık bir düzen. Bu genelde son zamanlarda üst üste yapılıyor. Genelde müşterilerimiz herkes açısından gerçi sade bizim gelen açımızdan. Müşteriler ağırlıklı olarak yurt dışından mı yurt içinden miydi bu sezonda? Ha, evet, genelde Orta Doğu'dan insanlar vardı ve yurt içi, Orta Doğu ağırlıklı. Çok Avrupalı göremedik maalesef. Bu da muhtemelen Avrupa'nın biraz ekonomik durumuyla alakalı olabilir. Orta Doğu ağırlıklı ve iç piyasadan. Siz Besay Gold olarak hangi ürün konseptiyle bu fuara katıldınız şu anda? Biz ciddi hazırlandık fuara. Çünkü genelde biz firma olarak sezonun başlangıcında Mart, Nisan gibi yeni çıkan ürünlerimizi bu tarihlerde çıkartıyoruz. Daha evvel hazırlasak dahil Nisan'a kadar, bu fuara kadar ürünlerimizi muhafaza ediyoruz. Yani alıcıya sunumumuzu bu aylarda yapıyoruz. Yaptığımız özellikle 4-5 tane konsept ciddi ilgi çekti. İlgi çekeceğini de tahmin ediyorduk. Gayet ilgi çekti. Renkli taşlar işledik. Özellikle simetriyi bozuk has taşları pırlantayla buluşturarak güzel bir kombinasyon yaptık. Kollucu, bileklik. Son olarak bu fuarda bağlantılar kurabildiniz mi yurt içi ve yurt dışı ile alakalı? Yani ağırlıkla gene eski müşterilerimiz ağırlıklıydı. Kendi olan müşterilerimiz. Birkaç tane daha ilave ettik, evet. Ama onlar da ağırlıkla gene kendi müşterilerimizin getirdiği, eski müşterilerimizin getirdiği müşteri portföyünden.